Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan bir Amerikan uçak gemisi 77 yıl sonra 5,5 kilometre derinlikte bulundu. Anlatacağız. 75 yaşındaki bir sporcunun azmi de birazdan hepimizi şaşırtacak. Ve 20'den fazla tank ve füzeye sahip bir koleksiyoner. Onun da hikayesini birazdan anlatacağız. Elindeki ilginç parçaları görmek isteyenler için özel turlar düzenleniyor. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, yeni tehditler, ticaret savaşları, Suriye iç savaşı, Brexit, İran'la nükleer anlaşma, dünya siyasetinin sıcak konuları Almanya'da masaya yatırılıyor. 3 gün sürecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Ayrıntılar konferansı takip eden NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'ta. Güldener, Münih'te kimler var? Hangi başlıklar öne çıkıyor? Ahmet, Münih'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ABD Bakan, daha doğrusu Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den, senin de ifade ettiğin üzere Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, keza Rus mevkidaşı, Rus daha doğrusu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi Avrupa Birliği'nin ve dünyanın önde gelen isimleri, liderleri Münih'te bir araya geliyorlar. Burada özellikle eski paradigmalara yönelik olarak bazı sorunlar var. Örneğin düne kadar AB içerisinde bir bütünlük oluştururken bazı ülkeler, örneğin İtalya gibi, Yunanistan gibi ya da Macaristan gibi Maduro'yu destekliyor ve Avrupa Birliği'nin bu konudaki ortak tutum belgesine imza atmak istemiyorlar. Rusya ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer, orta menzilli nükleer başlıklar ve buna yönelik anlaşmayla ilgili yaşanan sıkıntı, NATO'ya buna yönelik ne gibi bir katkısı olabileceği, Washington ile Beijing arasında yaşanan ticaret savaşlar gibi oldukça kapsamlı unsurlar yer alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem kapalı oturumlara katılacak hem de pazar günü Suriye'de ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak özel oturumda söz alacak ve burada da bir sunumda bulunması öngörülüyor Ahmet. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar tarafından batırılan Amerikan uçak gemisinin enkazı 77 yıl sonra bulundu. Okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde yatan dev enkaz, insansız denizaltılar sayesinde keşfedildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında batırıldı. Enkazı 77 yıl sonra bulundu. Amerikan uçak gemisi USS Hornet'ın enkazı Büyük Okyanus'un 5400 metre derinliğinde bulundu. Santa Cruz Adası açıklarında okyanusun dibini tarayan insansız bir denizaltı, batığın son derece net görüntülerini kaydetti. Keşif, Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın ölümünden önce kurduğu Vulcan projesi kapsamında gerçekleştirildi. USS Hornet uçak gemisi 26 Ekim 1942'de Japon bombardıman uçakları ve destroyerlerine hedef olmuştu. USS Hornet uçak gemisi 1942 Nisan'ında Japonya'ya yapılan Doolittle saldırısıyla hafızalara kazınmıştı. Bu operasyon Pearl Harbor sonrası ABD'nin Japonlara ilk cevabıydı. 265 metrelik uçak gemisi ölümcül yaralar almış, ABD donanması kurtarılamayacağına karar verince batırılmaya çalışılmıştı. Ancak Amerikalılar kendi gemilerini batırmakta başarısız olunca 27 bin tonluk uçak gemisi Japonların torpilleriyle suya gömülmüştü. Onu batırmaya çalıştık. Bir sürü torpil attık ama batmayı reddetti. 400 top atışı yaptık, yine de batıramadık. Büyük bir Japon filosu yaklaşıyordu. O yüzden oradan uzaklaşmak zorunda kalmıştık. ABD'li araştırmacılar proje kapsamında okyanus tabanındaki batıkları arıyor. Şimdiye kadar 20 enkazın bulunduğu ifade ediliyor. Şimdiki haberimiz aslında azmin zaferi şeklinde özetlenebilir. 75 yaşındaki İrlandalı kadın sporcu yaptığı birbirinden zor hareketlerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Üstelik spor becerilerini dünya rekoruyla taçlandırarak çıtayı iyice yükseğe taşımış durumda. Onun adı Iris Davis. 75 yaşındaki Iris, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İrlandalı bir spor hocası.
Çoğu spor salonu 60 yaşın üzerinde üye bile kabul etmezken, o tüm ön yargıları yıkarak sporun aslında yaşı olmadığını kanıtladı. Üstelik 74. doğum gününde arda arda 21 barfix çekerek dünya rekorunu da kırdı. World champion. 74. doğum günümde televizyonda canlı yayında aralıksız 21 barfix çekerek dünya rekorunu kırdım. Bir önceki rekorsa Çinli bir kadına aitti ve o 10 barfix'te rekor kırmıştı. Boyu 1 metre 52 santimetre olan Iris 45 kilo. Yaklaşık 45 senelik spor geçmişi boyunca onlarca vücut geliştirme yarışmasına katılmış ve bu alanda pek çok unvanın da sahibi. Onun spora 4 elle sarılmasının ardındaysa aslında trajik bir hikaye yatıyor. 20'li yaşlarının başında İngiltere'deyken ilk çocuğunu ve eşini kaybederek yeni bir hayata başlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş. Acısını dindirmek içinse kendini spora adamış. Iris o zamanları spor salonu benim kilisem gibiydi. Orası benim güvenli bölgemdi. Ve elimden geldiğince orada olmak istediğim cümleleriyle anlatıyor. Öğrencilerini motive etmek için de kendisine örnek gösterdiğini söyledi. Hiçbir zaman geç değil. Burada 70 yaşında öğrencilerim var. Onları düzenli sporla 2 yıl içinde fit ve güçlü bir hale getirebiliyorum. İnsanları ben bu yaşta yapabiliyorsam sen de yapabilirsin diyerek motive ediyorum. Şimdi ise spor hocalığı yaparak tecrübelerini yeni nesillere aktarıyor. Almanya'da ekonomi profesörü Thomas Robb, sahip olduğu tank koleksiyonuyla haber konusu olmayı hak ediyor. Robb, 20'den fazla tank ve füzeyi barındıran koleksiyonunu görmek isteyenler için özel turlar düzenliyor. Füze ve silah. Alman Thomas Robb, sahip olduğu sıra dışı koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Aslında ekonomi profesörü olan Robb, tarihe olan ilgisi nedeniyle hobi olarak tank koleksiyonu yapıyor. Tüm bu silahların ve diğer eşyaların savaşlardan bugüne kadar gelmesi ve yaşanan tecrübeler beni asıl etkileyen şey. Bu delice bir tutku işi. Roy, koleksiyona alacak parça bulmanın kolay olmadığını söylüyor. Bazen sizden daha büyük koleksiyonerlerden alabilmek için onlardan rica etmek zorunda kalıyorsunuz. Doğru nesneyi bulana kadar yıllarca iletişim kurmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ve bu süreç daima heyecan verici oluyor. Tıpkı bir hazine avı gibi. 54 yaşındaki Robb, boş zamanlarında tankları görmek isteyenler için özel turlar düzenliyor. Hayvanlar aleminden derlediğimiz ilginç görüntülerle epey renkli bir tura çıkıyoruz şimdi. Ne vakit karşımıza çıksa bu görüntüleri paylaşıyoruz. Kuşların dansı, sığırcık sürülerinin toplu devinimi. İngilizce'de murmuration, Türkçe'ye mırıldanmak olarak çevirebileceğimiz bu ortak davranış biçimi en büyük yırtıcıları bile geri çevirmeye yetiyor. Ufacık kuşların birlikte dansı onları tehdit eden vahşi kuşları ürkütse de bizlere olağanüstü estetik bir manzara sunuyor. Sığırcıkların bu şekilde bir araya gelmelerine bir diğer sebep de soğuk geceye hazırlanmak. Yani gün batımında hava kararmadan hemen önce ısınabilmek için gökyüzünde bu muhteşem dans gösterilerine başlıyorlar. Ve harika bir koreografiyle izleyenleri kendilerine hayran bırakıyorlar. Görüntü Danimarka'dan. Kuzey Amerika'nın en güzel kuşlarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine sembol olarak seçtiği kel kartal, kolay rastlanır bir tür değil. Donmuş bir derenin ağzında buz kütlesine sıkışıp kalmış kel kartalı orman görevlileri buldu. Ardından pençesinin sıkıştığı yaklaşık 20 santim büyüklüğündeki buz topundan ılık su dökülerek kurtarıldı. Bir süre vahşi yaşam barınağında konuk edilen kartal daha sonra bölgede yaşayanların katıldığı bir törenle yeniden doğaya salındı. Olay yeri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin
Michigan eyaletiydi. Beagle türü bir köpekle keseli bir hayvan türü olan possum yavrusu arasındaki dostluk geliyor ekrana. Avustralya'dan gelen bu görüntüde köpeğin sahibi ormanda buldukları possumun köpeğe annesi gibi bağlandığını söylüyor. Fazla söze de hacet yok. Küçük köpeğin bu şirin keseli hayvan yavrusunu hem bağrına bastığı hem de sırtında taşıdığı haber ajansının kamerası tarafından net şekilde görüntülenmiş. Sırada kung fu ustası bir keçi var. Evet. Derdi nedir bilinmez ama ahıra destursuz giren adama karşı pek insaflı davranmıyor. Keçinin bu kung fu darbesi sosyal medyada yüksek izlenme sayılarına ulaşmış. Son olarak Zanzibar, Tanzanya'da bir amatör dalgıcın çektiği görüntü geliyor ekrana. Adeta bir top gibi kendisini şişiren kirpi balığı bölgedeki yunus balıklarının eline düşmüş. Adeta bir top gibi kirpi balığıyla zarar vermeden oynayan yunuslar belli ki eğleniyorlar. Uzmanlar insanlar için ölümcül olan kirpi balığı zehrinin yunusların hoşuna gittiğini söylüyor. Bu eşine az rastlanır cinsten bir görüntü. Libya'da bir berber dükkanına götüreceğiz şimdi sizi. Tıraş makinesi ve makasla mucizeler yaratan Bingazili berber, hünerleriyle meslektaşlarını geride bırakıyor. İsteyene ABD Başkanı Donald Trump, isteyene Libyalı General Halife Hafter. Bu berber saç tıraşında sınırları zorluyor. Libya'nın Bingazi kentinde berberlik yapan Muhammed Ahmet Salih, diğer meslektaşlarından çok farklı. Onu farklı kılansa tıraş makinesi ve makasla harikalar yaratıyor olması. Salih, müşterilerinin taleplerine göre saç tıraşlarını bir kişinin portresi şeklinde yapabiliyor. Bunun için de sadece fotoğrafa bakması yeterli. Trump'ın fotoğrafına bakarak müşterisinin saçından bir sanat eseri yaratmayı başarıyor. Ortaya çıkan saç kesimi müşterilerin de memnuniyetini topluyor. Aynı zamanda İngiliz edebiyatı mezunu olan Berber Salih, hedeflerini mesleğinin en iyisi olmak ve farklı saç stilleri ortaya çıkarmak olarak açıklıyor. Avustralya'nın Sydney kentinde sıra dışı bir sahil devriyesi göreve başladı. Köpekli timler, martıların turistlerin yiyeceklerini kapmasına engel olmaya çalışıyor. Martılara karşı köpekli timler iş başında. Burası Avustralya'nın Sydney kenti. Sahil şeridindeki turistlerin yiyeceklerine dadanan martılar yetkilileri harekete geçmeye zorladı. Çevredeki kafe ve restoranların da talebiyle martılara karşı önlemler artırıldı. Dünyaca ünlü opera binası çevresinde köpekli martı savar timler görev yapmaya başladı. Martıları kovalayan köpekler sayesinde turistler rahat bir nefes aldı. Çevredeki işletmeciler de uygulamadan memnun. Harika sonuç aldık. Martı saldırılarında %80'lik düşüş oldu. Opera binası çevresinde daha önce de martılara karşı insansız hava araçları ve ultrasonik bariyerler denenmiş ancak başarısız olmuştu. Bölge sakinleri ise 3 haftadır görevdeki martı savar köpek timlerinin kalıcı hale getirilmesi için çaba gösteriyor. Bu haberle bitirdik. Yarın akşam saat 10'da NTV'de Dünya Saati programında karşınızda olacağız yeniden. İyi bir hafta sonu dileğiyle. Hoşça kalın.